Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu arka planla belki de son videom artık tamamen taşınmış olacağım. O yüzden sizlere böyle bir veda edeyim istedim. İlginç bir karşılaşma. Beyazlarda Magnus Carlsen, siyahlarda Daniel Narodiski ve karşılaşma 10 hamlede bitiyor. Ama Magnus bu karşılaşmayı kazanırken yanlışlıkla da olsa arkadaşından yardım almış oluyor. Ve bu yardımla birlikte tabii ki Magnus da bundan pek memnun değil. Görüntüleri de sizlerle paylaşacağım. Ama önce oyunda neler olmuş bir bakalım. Sonrasında görüntüleri de geçmiş olacağız. Beyazlarda Magnus oyuna D4 ile başlıyor. Ve Narodiski'nin tercihi at F6 oldu. At F3 ve G6'dan sonra şimdi at C3 oynanıyor. Ve beyazların isteklerinden bir tanesi tabii ki hemen E4 oynayabilmek. Ve buna karşılık siyahlar hemen D5 geliyorlar ve hem E4'ü kesmiş oluyorlar hem de artık buradaki at çok da fazla yere gitmiş olmuyor. Fil F4 ile birlikte belki C7'ye baskı adına at B5'ler güzel olabilir ama tabii ki at B5'i de hemen at A6 ile tutabilecek, belki o zaman C4 ile birlikte bir oyun görebileceğiz. Fil G7 oynandı. E3 ile beraber beyazlar artık belki de rok hamlesini hazırlamış olacaklar. Çünkü fili de bir yere attıktan sonra hemen beyazlar rok atmış olacak. C5 oynandı. Fili o yüzden B5'e atıyor. At C6'dan sonra at E5 ile birlikte C6'ya yapılan büyük bir baskı var. Tabii ki siyahlar bunu hiç ellemezse at çarpı C6, B çarpı C6'dan sonra en azından bir piyon kazanmış olacak beyazlar. Ve bu konumda da tabii ki kaleyi de almış olacaklar. O yüzden C6'ya tutunmak çok önemli. Buradaki fili de belki vermek istemediği için fil D7 gelmiyor ama vezir B6'dan sonra da belli bir şekilde bu veziri zorlama, yani beyazlar zorladığında siyahlar bu veziri nereye kaçacaklar? Vezir C7'ye gidemiyor çünkü fil çaprazdan oraya bakmış olacak. O yüzden buradaki vezirin yeri de çok iyi gözükmüyor. A4 oynandı ve tehditlerden bir tanesi kuşkusuz A5. Kısa rok atıldı. Kısa rok ve C çarpı D4'ten sonra artık o A5 hamlesi geliyor. Ve tabii ki C çarpı D4'ü de hazırlamanın temellerinden bir tanesi de atın D4'e ve vezirin D4'e bakması. Aynı zamanda vezir artık C5'e kaçabilecek. Ve burada siyahlar vezir C5 oynuyorlar. Acaba beyazlar piyon mu kaybetti derken, çünkü burada D4 alışına belki at D4 gibi bir cevap gelebilir. O yüzden ne yapmak lazım diye Magnus düşünürken yanındaki büyük usta David Howell ağzından kaçırıyor burada. Acaba veziri mi düşürdün diyor ve Magnus da nasıl diyor. Bir saniye sonra tabii ki olayın farkına varıyor ve at D3 tabii ki burada veziri düşüren hamle. Vezir hiçbir yere gidemiyor. Mecburen bu veziri feda etmek zorundasınız. Vezir çarpı C3 oynadı siyahlar. Ama burada oynar oynamaz terk etti. Çünkü B çarpı C3'ten sonra zaten buradaki vezir de aldıktan sonra beyazlar çok rahat bir şekilde konumu kazanıyor. Her şeyi değişebiliyorsunuz ve vezire at üstünlük çok basit bir şekilde tabii ki kazanç olacak. Peki Magnus bu yardıma ne tepki verdi? İsterseniz beraber izlemiş olalım. Cheating! Cheating! I was talking about Tinder, you can trap it by a few clicks, quite right. Yeah. If cheating! You win, if you win now, I will Oh boy. These backseat gamers. That's a ban, boys. Get out! I hope you come second. Magnus, tabii ki hile diye bağırdı burada. Ve belki de birazcık rahatsız olduğunu da dile getirdi ama tabii ki eğleniyorlardı. Ve eğlenirken de böyle bir hamleyle karşılaşınca David Howell da kendini tutamadı belki de. İlginç bir oyun oldu ama çok güzel 10 hamlede kazanç oldu. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Umarım keyif almışsınızdır. Yeni videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.